Arkadaşlar yarın Cumhuriyet dönemi roman örneklerinden birini çalışarak gelin. Hocam bir şey rica edebilir miyim? Tabii söyle canım. Biz ilk dönem yoktuk ya, acaba biten konuların notlarını almamız mümkün mü? Olur tabii. Sen okul çıkışı öğretmen odasına gel. Benim notları vereyim. Hem birlikte üzerinden gelin. Tamam, süper oldu. Teşekkür ederim. Gelmiyor musun bir tanem? Hadi çıkalım. Şey aşkım ben bir tuvalete uğrayacağım ya. İyi tamam, kantindeyim ben. Tamam, geleceğim. Hayır yani taktı bana, anladın mı? Taktı yani. Kaç kere sordu aynı şeyi ya. Suzi. Bir bekleyin. Belki sen bir kapıya baksana. Ne yapıyorsun? Biraz eğleneceğiz ya. Nasıl? O ne? Aybik'in günlüğü. Şaka yapıyorsun. Hadi gel okuyalım. Gençler. Şimdi bunları doğru da böleriz. Bir güzel duyarız, bahçemiz de var. Hadi bakalım. Kadir abinin yanına gitseydik ya. Her gün gitmeyelim diye düşündük. Şimdi laf maf bir şey söylerler abime. Gerek yok. Aa, gel dur Perella. Kızlar, ne haber? Atavan Koleji. Sizlere inanılmaz bir dedikodum var. Herkes buraya gelebilir mi acaba? Gelin, gelin, gelin. Çabuk. Bu yılın dedikodusu. Çok net. Hazırsanız başlıyorum. Nasıl ya? Benim defterim, o çantamdan almışsın. Ver şunu bana lan. Önce bir dinleyelim. Ver şunu ya, bıraksana, ne yapıyorsun? Aybike'nin günlüğü. Bırak sen de ya, bırak beni ya, ver şunu. Harika, ver şunu. Peşinden gidecek cesaretin varsa hayallerin gerçek olabilir. Bir ünlem, üç kalp. Harika, ne saçmalıyorsun sen? Ver şunu bana ya, kes sesini. Arkadaşlar, bu Ezgi'nin hayali neymiş biliyor musunuz? Ya sus! Sus, söyleme, sus! Marka çanta. Söyleme, ya söyleme dedim ya. Uf! Sessizlik! Oraya da geleceğim. Sonunda ait olduğum yere geldim. Ataman Koleji, resmen elit hava sahası. Muhteşem! Ay muhteşem! Kıyamam, kendini elit sanıyor. Tamam harika, ver şunu bana, hadi yeter! Ver şunu ya, bırak artık, ver şunu! Çekmeyin, niye çekiyorsunuz? Kesin lan sesinizi. Harika, ver şu defteri hadi. Aa, Melisa çok tatlı. Doruk ve Berk çok yakışıklı. Ama ben Berk'i daha çok beğeniyorum. Sağ ol bebeğim ya. Ama keşke Doruk'un kuklası olmasa. Yeter, harika. Ya aptal, ver şunu bana. Yeter diyorum, yeter, ver şunu. Harika, inanılmaz biri. Ver şu defteri. Onu çok beğeniyorum. Keşke onun gibi olabilsem. Eğlendiğin yeter, ver, harika. Ne? Herkes işine baksın. Benimle gel. 17 arası. Benimle neresi falan. Şey yapacaklar. Hayır, direkt deyince oluyor. O tokatı attım bana. Dedim ki bu kız benim arkadaşım olacak. Hissediyorum yani, biliyorum. Aa, aa kızlar merhaba. Buradalarmış kızlar da. İkimiz yalnız olacağız sanıyordum. Aa, aa. Ama biz yabancı sayılmayız ki artık Aybik'cim. Biz bence yarın konuşalım.
Buranın havası beni biraz bastı da. Aa, Albert'cim lütfen özür dileyeceğim diyorum ama. Gel bakayım şöyle. Bak şu kolumu. Çekiştirme. Ya ne yapıyorsun ya? Albert, ya nereye götürüyorsun kızım? Beni bıraksana. Seni sevmiyorum lütfen. Canımı acıtıyorsun Harika. Bırak kolumu. Bak şuraya. Bırak beni barışmamıza. Albert'e. Nereye götürüyorsun? Bakın. Ya nereye götürüyorsun? Ağlama. Aç koluma kızım. Onlar. Eve gitmek istiyorum. Aslıcığım. Bırak kolumu. Çekil. Ne yapacaksın bana? Aybükeciğim, insanın ezikliği, aptallığı böyle herkesin içinde suratına vurulmaz. Haklısın yani, ben olsam ben de sinirlenirim. Niye inandım ki sana ben, gerizekalı? Çekil sen de gideceğim ya. Aa, bir dakika. Bir dakika. Aybükeciğim, sen benimle başa çıkamazsın. Zararlı çıkarsın. Ya saçmalama, ne yapıyorsun ya? Aç şu kapıyı Harika. Ya kızım, psikopat mısın sen, manyak mısın? Ya açsana kapıyı Harika, saçmalama. Burası çok soğuk Harika. Ya buradan kalacağım ben Harika, burası çok soğuk. Aç şu kapıyı. Orada mısın Harika? Sesimi duyan var mı? Buradayım, sesimi duyan var mı? Kilitli kaldım. Ne yapacağım bunu? Affedersiniz. Okul kapalı. Niçin gelmiştiniz? Harika manyaslı. Ben tanımadım galiba. Evet. Hatırladım. Yardımcı olayım size. İstemez. Şarjımı alıp çıkacağım. Buradayım. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Sen kendini ne sanıyorsun ya? Dur. Nereye gittiğini sanıyorsun gerizekalı? Şu halime bir bakar mısın ya? Kemiklerim birbirine girdi. İçeride donuyordum. Ölüyordum az kalsın. Kızım psikopat mısın sen? Polise şikayet edeceğim. Seni duydun mu? Mahvedeceğim. Hiç öyle annene babana da güvenme bundan sonra. Hayatını karartacağım. Seni duydun mu? Lan cani misin? Konuşsana. Haklıydın. Doğru söylemişsin. Ben de gördüm onları. Kimi gördün? Ne, anlamıyorum. Böyle gözümün önünde sarılıyorlardı. O kadar iğrençtiler ki. Aa, bir dakika, bir dakika ya. O ne? Kalem. Sen düşürdün. Ya onu demiyorum, bileğindeki. Ya bu mu? Bu da kola takılan bir aksesuar. Bileklik. Çok komik ya. Harika, bir baksana şuna. Aa! Ne işi var benim bilekliğimin sende? Senin mi? Ne alaka? Evet, Harika'ya ben doğum günü hediyesi olarak aldım. Hayır yani aynı yerden aldık falan deme de. Hem paran yetmez hem de pek inandırıcı olmaz ha. Hayır, aynı yerden falan almadık. Almadın tabii. Çaldın çünkü. Açık açık söylesene. Doğru konuş. Ağzın açıkını kulağın duysun. Duyuyor, merak etme. Olanı söylüyorum. Ben de sana olanı söylüyorum ve bilekliğini çalmadım Harika. Beni kendinle karıştırma. Ne oluyor kızlar? Neye bu kadar yükseldik? Aybüke, bilekliğimi çalmış. Ne? Bak hala devam ediyor. Harika, sana son kez söylüyorum. Bilekliğini çalmadım, tamam mı? Annem Asiye'nin evinde bulmuş, sahibi çıkmayınca da aldım, ben taktım. Bu kadar. Ev dediğin kümes herhalde, değil mi? Orada arada tavuklar falan da takıyordu hatta. Kendine gel istersen Susan. Sana sormayacağım Melisa. Harika, sen kümese mi gittin ya? Hı? Hayır ya. Ne kümesi? Ne bileyim, belki bir bahçesine falan girmişsindir. Girmedim Susan. Gitmedim diyorsam gitmedim.
Allah Allah ya. Gerçekten bizim evde mi kaldınız? Harika hep orayı kümes diye aşağılıyordu da. Bavullarımızı öylece kala kaldık. Gidecek bir yerimiz de yoktu. İtiraz edemedi. Ne? Aa, ne bakıyorsunuz ya? Kümese ne işim olur benim? Gitmedim diyorum. Bilekliği ben götürdüm eve. Koridorda buldum, cebime koydum. Sonra da evde düştü herhalde. Hah. Hırsız belli oldu. Ama hiç merak etme, yakın akraba. Kuzenin. Bu ne ya? Bunlar bizimkiler mi? Nasıl ya? Kim çekti ya bunu? Aa! Asiye, Aybike. Bu siz değil misiniz ya? Hı? Nereden çıktı ki bu video? Siz apartman temizliğine mi başladınız? Ya aslında buraya da yarın biri geliyordu ama boşsanız düşünür müsünüz? Hı? Ay sonra da bize gelin lütfen. O iğrenç eşofmanlarınızı da giyersiniz. Plastik terliklerini gördün değil mi? Eziksiniz siz. Ne oluyor ya? Evet, apartmanı sildik. Çalıştık çünkü ailemize katkıda bulunmak istedik. Siz bizi küçük düşürdüğünüzü falan mı zannediyorsunuz? Ne oluyor? Bu videoyu hangi gerizekalı çekti? Anlamadın mı hala? Tabii ki de oradan geçen biri. Yani harika. O çekti değil mi? Evet de ne alaka? Ne diyorsun sen be? Ne işim olur benim senin mahallende? Ben tesadüfen oradan geçiyordum. Çekiverdim. Tabii canım, kesin tesadüftür. Asıl ezik sensin, biliyorsun değil mi? Zavallısın. Hani senin şu 3 gramlık beyninle kafa kafaya verip bizi eziklemeye çalıştığın arkadaşın var ya. Bizimle aynı mahallede oturuyor. Biliyor muydun? Hatta bizimle aynı duraktan aynı tıkış tıkış otobüslere, minibüslere binip okuluna geliyor. Halbuki tamam. Ne tamam Ömer ya? O bizi ezikleyecek, biz de aman Prenses Harika'nın forsu sönmesin diye saklayacağız mı bunu? Zavallı olan sensin. Çünkü biz yaşadığımız yerden utanmıyoruz. Sen utanıyorsun. Sen, ya sen ne yaptın ya? Babamın hatta bütün ailemin kahramanı oldun şu an. Sadece senin kahramanın olsan bana yeter aslında. İyi, peki öyle olsun. Hadi derse girelim madem. Hadi gidelim. Bulmuşlar zengin çocuğu. Ailece kullanıyorlar. Vay vay vay. Aybik'le babasına bak sen. Kızlar. Tahmin edersiniz ki geçen senenin kraliçesi bendim. Yine tahmin edersiniz ki bu senenin kraliçesi ben olacağım. Yani demek istiyorum ki sizinle arabayla geldim. Oğulcan'la falan takılıyorum diye. Sakın gözden düştüğümü sanmayın. Ne diyorsun Harika, anlamıyorum bile yani. Ya ya tabii. Kesin anlamıyorsundur. Sizinle takılıyorum diye nasıl havalara girdiğini görmüyor muyum ben? Kural şu. Siz her zaman eziksiniz. Her zaman varozsunuz.
Yani benimle takılıyorsunuz diye sınıf atlamadınız. Harika, sen ne saçmalıyorsun ya yine? Ya bırak Asiye. Ömer'in parasıyla okulda okuyor. Oğulcan sayesinde baloya gelmiş. Bak ağzımızı açıp bir şey demiyoruz. Hala geliyor bize hava yapıyor. Ne diyorsun sen be? Sen kimsin bana laf atıyorsun? Uza git buradan Harikam. Uza git. Tatlım tamam sakin. Bırak ya. Gelmiş burada bize varoş maroş diyor. Elimde kalacak gerizekalı. Kendi prenses sanki. Sen sevgiline mi beni şikayet ediyorsun? Evet evet. O bana para verir susturur. Yaparsın değil mi Berk? Ne diyorsun? Salak salak konuşma. Ne? Ay ben gerçekleri söylüyorum. Aa. Babacığınla çocuğun parasını yemiyor musunuz? Oh, yağlı kapı buldun tabii. Senin çenen açıldı, cercer konuşuyorsun. Bir güven geldi sana. Harika, bak kendine gel. Elimde kalacaksın. Aybekciğim ben duydum. Babanla konuşuyordunuz. Berk babana para vermedi mi kurtarmak için? Vay be. Ben de diyordum ki bizim kızı sosyopat nasıl oldu da bir anda iyilerin tarafına geçti? Ya ben neyi kaçırdım da bir anda tek başıma bir kötü kaldım diye soruyordum kendime. Saçma saçma konuşma. Ne alakası var? Sen ne çabuk unuttun oğlum? He? Biz seninle beraber kafa kafaya verip Ömer'in dükkanını soymadık mı? Ben Kadir'i döverken arabanın içinden kıs kıs gülerek izlemedin mi her şeyi? Hı? Ne oldu? Parayı verince bir anda günahların siliniyor herhalde ha kanka? Senin ne kadar pis bir herif olduğunu görünce değişti her şey. Ben de değiştim ayrıca. Tabii tabii. Değiştin sen. Yardımsever bir kedicik oldu bizim vampir. Babasıyla sana teşekkür etmişlerdir. Sen de mutlu olmuşsundur. Bak kapa çeneni diyorum sana. Ya tamam yeter. Oğulcancığım kusura bakmayacaksın. Üzdüm birazcık kardeşini. Ama Berk halleder. Bana nakit para verir. Sus Aybike'yi üzme der. Ben de susarım. Yaparsın sen. Salaksın çünkü. Şimdi öldüreceğim seni. Bak elim. Dişiye bak. Ne diyorsun? Sen kimsin benim hakkımda? Ne öyle şeyler söylüyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun be? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.